zamanlar Hansel ve Gretel adında iki kardeş yaşarmış. Anneleri onlar daha bebekken ölmüş. Ormanda bir kulübede babalarıyla birlikte yaşıyorlarmış. Babaları hem odunculuk yaparak para kazanmaya çalışıyor, hem de çocuklarına bakıyormuş. Tek başına hem iş hem de çocuklarla baş edemeyen baba, birkaç yıl sonra tekrar evlenmiş. Oduncunun yeni karısı zengin bir aileden geliyormuş. Ormanın kıyısında yıkık dökük bir kulübede oturmaktan ve yokluk içinde yaşamaktan nefret ediyormuş. Üstelik üvey çocuklarını da hiç sevmiyormuş. Hansel ve Gretel çok soğuk bir kış gecesi yataklarına yatmış, uyumaya hazırlanırken üvey annelerinin babalarına "Bu kışı nasıl geçireceğiz? Çok az yiyeceğimiz kaldı. Eğer bu çocuklardan kurtulmazsak açlıktan öleceğiz." dediğini duymuşlar. Babaları bağırarak bu teklife karşı çıkmış. "Tartışmaya gerek yok," demiş karısı. "Ben kararımı verdim. Yarın onları ormana götürüp bırakacağız." Gretel bunları duyunca ağlamaya başlamış. Abisi Hansel onu teselli etmiş. "Ne olur endişe etme Gretel. Evin yolunu bir şekilde bulup döneriz." O gece geç saatlerde Hansel gizlice dışarı çıkmış ve cebine bir sürü çakıl taşı doldurmuş. Sabah olduğunda ailece ormana doğru yürümeye başlamışlar. Babaları çocuklara gezmeye gittiklerini söylemiş. Yürürlerken Hansel cebindeki çakıl taşlarını kimseye fark ettirmeden yere atıp geçtikleri yolu işaretlemiş. Öğle üzeri babalarıyla üvey anneleri onlar için bir ateş yakmışlar ve hemen geri döneceklerini söyleyip ormanın içinde yok olmuşlar. Tabii geri dönmemişler. Gece olmuş. Ormanda gece yaşayan hayvanların korkunç sesleri yankılanıyormuş. Kurtlar etraflarında ulurken korkudan tir tir titreyen Hansel ve Gretel ay doğana kadar ateşin yanından ayrılmamış. Sonra ay ışığında parlayan çakıl taşlarını izleyerek evlerine doğru yürümüşler. "Aferin abicim, çok akıllıca bir şey yaptın." Çocuklar evlerine döndüklerinde babaları onları bir anda karşısında görmüş ve çok sevinmiş. Üvey anneleri de sevinmiş gibi davranmış ama aslında kararını değiştirmemiş. İçten içe çocukların geri dönmesine çok bozulmuş. 3 gün sonra üvey anne onlardan kurtulmayı tekrar denemek istemiş. Gece çocukların odasının kapısını kilitlemiş. Bu sefer Hansel'in çakıl taşı toplamasına izin vermemiş. Ama Hansel zeki bir çocukmuş. Sabah ormana doğru yürürlerken akşam yemeğinde cebine sakladığı kuru ekmeğin kırıntılarını yere saçıp yine arkasında bir iz bırakmış. Öğleye doğru üvey anneleriyle babaları bir bahane uydurup çocukları yine ormanda bırakıp gitmişler. Onların geri dönmediklerini görünce Hansel ve Gretel bu kez hava kararmadan evlerine dönmek istemişler. Ama bu sefer geride bıraktıkları izi bulamamışlar. Çünkü kuşlar bütün ekmek kırıntılarını yiyip bitirmişler. Gretel ağlamaya başlamış. Hansel de umutsuzluğa kapılmış ilk kez. Bu defa çocuklar gerçekten de kaybolmuşlar. Ormanda 3 gün 3 gece aç karnına ve korkudan titreyerek dolanıp durmuşlar. 3. gün bir ağacın dalında bembeyaz bir kuş görmüşler. Kuş onlara güzel sesiyle şarkılar söylemiş. Onlar da açlıklarını unutup kuşun peşine düşmüşler. Kuş onları tuhaf bir evin önüne getirmiş. Bu evin duvarları ekmekten, çatısı pastadan
Ve pencereleri de şekerdenmiş. Evin her yanı rengarenk kremalarla süslüymüş. Hansel ve Gretel gözlerine inanamamışlar. Ev muhteşem lezzetli görünüyormuş. Çocuklar tüm yorgunluklarını unutup eve doğru koşmuşlar. Tam Hansel evin duvarından, Gretel de pencereden bir parça yiyecekken içeriden bir ses duyulmuş. Evimi kim kemiriyor bakayım? Bir bakmışlar, kapıda dünya tatlısı yaşlı bir teyze duruyor. Çocuklar başlarına gelenleri yaşlı kadına anlatınca kadın çok üzülmüş, çocuklara acımış ve onları içeri almış. İçerisi evin dışı gibi değilmiş. Korkutucu, değişik bir evmiş. Ama çocuklar yorgun ve aç oldukları için bunu hiç önemsememişler. Yaşlı kadın çocukların önüne çeşit çeşit yemekler ve tatlılar koymuş. Çocuklar daha önce hiç yemedikleri yiyecekleri yemişler. O gece yumuşacık kuş tüyü yataklarda yatmışlar. Sabah olduğunda çocuklar uyanmışlar. Kadın evde yokmuş. Evi dolaşmaya başlamışlar. Koridorun sonunda küçük bir kapı görmüşler. Kapıyı açınca içeride sandık sandık altınlar, değerli hazineler olduğunu görmüşler. Tabii çok şaşırmışlar. Hansel odaya girmek istemiş. Tam bu sırada duydukları sesle irkilmişler. Ne yapıyorsunuz bakayım siz? Çocuklar arkalarını döndüklerinde karşılarında duran cadıyı görmüşler. Yaşlı kadın dikkatsiz çocukları tuzağa düşürmek için evini ekmek ve pastadan yapmış bir cadıymış meğer. Çocuklar evden kaçmayı denemiş ama kapı kilitliymiş. Cadı Hansel'i saçlarından tuttuğu gibi çekerek sürüklemiş ve onu demir bir kafese kilitlemiş. Sonra da Gretel'i sürüye sürüye mutfağa götürmüş. Kardeşin çok zayıf. Ona yemekler pişir. Onu şişmanlat. Eti budu yerine gelince ağzıma layık bir yemek olacak. Ama sen hiçbir şey yemeyeceksin. Bütün yemekleri o yiyecek. Gretel çaresizce cadının söylediklerini yapmış. Neyse ki Hansel akıllı ve soğukkanlı bir çocukmuş. Gözleri pek iyi görmeyen cadıyı kandırmaya karar vermiş. Her gece cadı uyurken kafesin altındaki yeri kazıyormuş. Cadı şişmanlayıp şişmanlamadığını anlamak için sabah olunca Hansel'i kontrol ediyormuş. Hansel de kardeşinin verdiği yemekleri yemiyor, kazdığı yere gömüp saklıyormuş. Cadı da mutfağa gidip Gretel'e daha fazla yemek yapmasını söylüyormuş. Bu böyle günlerce sürmüş. Bir gün artık cadının sabrı taşmış. Şişman zayıf fark etmez. Bugün Hansel böreği yapacağım. Gretel'e dönmüş. Fırına git bak bakalım. Hamur iyice pişmiş mi? Korku içinde yaşamasına rağmen Gretel'in de Hansel gibi hala aklı çalışıyormuş. Cadının onu fırına iteceğini anlamış. Başımı fırına sokamıyorum. Hamuru göremiyorum. Diye sızlanmış Gretel. Cadı elinin tersiyle Gretel'i hızla kenara itmiş ve başını fırına sokmuş. Gretel bütün gücünü toplayıp yaşlı cadıyı fırının içine itivermiş. Sonra da arkasından kapağı kapatmış. Gretel cadının anahtarları sakladığı yeri biliyormuş. Hemen koşup anahtarı almış ve Hansel'i kilitli olduğu kafesten kurtarmış. Fırından çıkan alevler evi kaplamış. İki kardeş yanmakta olan evden kaçıp tekrar ormana dalmışlar. Ama nereye gideceklerini hiç bilemiyorlarmış. Bir süre sonra karşılarına bir dere çıkmış. Kocaman bir kuğu önce Hansel'i sonra da Gretel'i karşı kıyıya geçirmiş. Çocuklar etrafına bakınmış. Birden bulundukları yeri tanımışlar. Hızla evlerine doğru koşmuşlar. Çocuklarını karşısında gören baba çok mutlu olmuş.
sevinç gözyaşları içinde. Onları ormanda bıraktıktan kısa bir süre sonra o acımasız üvey annelerinin ailesinin yanına döndüğünü söylemiş. Yaptıkları için çok pişman olduğunu ama çok aramasına rağmen onları ormanda bulamadığını anlatmış. Çocukları babalarını çok seviyormuş. Onu affetmişler. Şimdi babalarını bir sürpriz daha bekliyormuş. Hansel ceplerinden, Gretel de önlüğünün cebinden cadının evinde buldukları altın ve elmasları çıkarmışlar. Babaları gözlerine inanamamış. Böylece ailenin tüm sıkıntıları sona ermiş. O günden sonra da ömürlerini mutluluk ve zenginlik içinde sürdürmüşler. Bir zamanlar uzak diyarlarda sevimli mi sevimli Karen adında bir kız yaşarmış. Annesiyle beraber küçücük bir evde yaşayan Karen çok mutlu bir kızmış. Merak ettiği her şeyi annesine sorarmış. Anne, gökyüzündeki bu parlak ışıklar nedir? Onlar birer yıldız Karen. Yeryüzünde artık göremediğimiz herkes birer yıldıza dönüşür. Ve böyle parlar. Karen'ın sadece bir tanecik oyuncağı, bir tanecik elbisesi ve sokakta giydiği bir çift tahta terliği varmış. Annesinin ona yaptığı tahta terlikler ayaklarını çok acıtırmış. Bir süre sonra Karen'ın annesi çok hastalanmış. Karen annesine ilaç almak için şehre indiğinde yol kenarında kutu içinde bir çift kırmızı ayakkabı bulmuş. Ayakkabılar öyle güzel parlıyormuş ki Karen dayanamamış ve ayakkabıları da alıp evine gitmiş. Anneciğim bak, bunları yol kenarında buldum. Çok güzel değil mi? Tam bana göre. Bunlar bir başkasına ait olabilir Karen. Hemen götürüp aldığın yere bırakmalısın. Ama sahibi olsaydı bunları kutuyla oraya bırakmazdı ki. Belki de sahibi fark etmeden düşürmüştür. Düşürmeseydi o zaman. Bunları ben buldum. Artık benim ayakkabılarım oldular. Yavrum, beni iyi dinle. Şu an sana yeni ayakkabılar alamayabilirim, evet. Ama sırf bu yüzden de başkasına ait bir ayakkabıyı giymeni istemem. Lütfen inatçılık yapma ve bu kırmızı ayakkabıları giymeyeceğine söz ver. Karen üzülerek kırmızı ayakkabıları giymeyeceğine dair annesine söz vermiş. Ve onları yatağının altına saklamış. Aradan aylar geçmiş. Karen bir gün eve geldiğinde annesini yatağında görememiş. O an annesinin de artık gökyüzünde parlak bir yıldız olduğunu anlamış. Ertesi gün annesinin cenazesine giderken Karen o kırmızı ayakkabıları giymiş. Cenazeye gelenler Karen'ın ayakkabılarından gözlerini alamamışlar. Ancak Karen bu durumu umursamamış. Çünkü ayakkabılarını çok seviyormuş. Tam o sırada mezarlığın önünden iyi kalpli yaşlı bir kadın geçiyormuş. Küçük kızın kimsesiz kaldığını öğrenen bu yaşlı kadın onu evlat edinmek istemiş. Benimle gel güzel kızım. Büyüdüğünde başarılı ve güzel biri olman için elimden gelen her şeyi yapacağım. O günden sonra Karen yaşlı kadınla beraber yaşamaya başlamış. Karen, annenin cenazesinden beri bu ayakkabıları giyiyorsun. Onları artık çıkarman gerek. Çok kirlenmişler. Hayır, ben kırmızı ayakkabılarımı çok seviyorum. Ah Karen, bu kadar inatçı olma. Hadi değiştir ayakkabılarını. Ben sana daha güzelini alırım, söz. Karen, ona karşı bir sürü iyilik yapan yaşlı kadını kıramamış. Sonunda kırmızı ayakkabılarını çıkarıp çöpe atmış. Günler günleri kovalamış. Yeni odasında
yeni elbiseleri ve oyuncaklarıyla oynayan Karen'a yaşlı kadın bir çift yeni ayakkabı almış. Ama Karen bu ayakkabıları hiç sevmemiş. Ama bunlar mavi renk ayakkabı. Çok çirkin. Hiç sevmedim. Karen kırmızı ayakkabılarını çok özlüyormuş. Aradan yıllar geçmiş. Karen genç ve güzel bir kız olmuş. Fakat inatçı tavrı hiç değişmemiş. Ben bunu giymem. Çok kötü. Ama ben bunu senin için örmüştüm. Ben bu yemeği asla yemem. Bana patates kızartması yap. Bir lokmacık alsaydın bari yavrum. Karen karnını doyurmadan sofradan kalkınca yaşlı kadın çok üzülmüş. Onun için patates kızartması yapıp odasına kadar götürmüş. Karen ise o sırada artık ayağına küçük gelen mavi ayakkabılarını çıkarıyormuş. Gördün mü? Bak her şey küçük geliyor. Artık büyüdüm. Peki, gel o halde sana yeni kıyafetler ve ayakkabı alalım. Bunun üzerine yaşlı kadın ve Karen mağazaya gitmişler. Çocukluğumdaki ayakkabılarım kesinlikle benim olmalılar. Bunları alalım. Karen, kırmızı ayakkabılardan vazgeç artık. Bir cenazeye katılacak olursan bunları giyemezsin. Saygısızlık olur. Sana sadece bir çift ayakkabı alabilirim. Hadi şu siyah olanları satın alıp eve dönelim. Çok yoruldum, ayaklarım ağrıyor. Bana ne? Eğer iki ayakkabıyı da almazsam bundan böyle her yere yalın ayak yürürüm. Ah kızım ah! Keşke bu kadar inatçı olmasan. Yaşlı kadın Karen'a iki ayakkabıyı birden alınca tüm parası bitmiş. Bu yüzden de eve kadar yürüyerek gitmişler. Yaşlı kadının ayakları yol boyunca çok ağrımış. Hatta üzüntüden gözyaşlarını tutamamış. Karen ise yaşlı kadını ardında bırakıp yeni kırmızı ayakkabılarıyla ondan önce eve varmış. Günlerden bir gün yaşlı kadın Karen'a kasabadaki bir cenazeye katılmaları gerektiğini söylemiş. Karen, mutlaka siyah ayakkabılarını giy. Yoksa cenazeye saygısızlık olur. Karen odasında duran siyah ayakkabılara bakmış. Bir de kırmızı parlak olanlara. Dayanamayıp kırmızı ayakkabıları giymiş. Evden çıkarken de üzerini eteğiyle kapatmış. Böylece yaşlı kadın ayakkabıları görmemiş. Ancak cenazede herkes Karen'ın ayakkabılarına dikkat kesilmiş. Çünkü eteğinin altından parıl parıl parlıyorlarmış. Kendi aralarında Karen'ın cenazede kırmızı ayakkabı giymesini konuşup onu ayıplamışlar. Söylenenler yaşlı kadının kulağına gelince kadın çok sinirlenmiş. Sana söylediğim şeyi dinlememişsin ve yine kırmızı ayakkabıları giymişsin. Çok inatçısın Karen. Artık bu huyundan vazgeç. O sırada yanlarından geçen yakışıklı ve genç bir lord, Karen'ın güzelliğinden çok etkilenmiş. Yanına gelip ayaklarına kapanmış ve ona iltifatlar yağdırmış. Ne kadar da güzelsiniz. Bu güzel ayakkabılar içinde çok da narinsiniz. Ah lordum, beni utandırıyorsunuz. Çok iyi bir dansçı olmalısınız. Sizi bu akşam saraydaki dans gecesine davet ediyorum. Lütfen gelin. Lordun bu güzel teklifinin karşısında Karen sevinçle dans etmeye başlamış. Ancak bir süre sonra Karen dans etmesini bir türlü durduramamış. Neden ayaklarımı durduramıyorum? Ne oluyor böyle? Karen dans ederek yaşlı kadın ve lordun yanından uzaklaşmaya başlamış. Karen! Geri dön! Lord bir süre Karen'ın peşinden koşsa da onu kaybetmiş. Karen'ın kırmızı ayakkabıları Karen'dan daha inatçı çıkmış. Onu 3 gün 3 gece dans ede ede dağ tepe dolaştırmış. Karen'ın ayakları öyle acımış ki her adımında çığlıklar atmış. Aa! Aa!
Çamura girse de, dikenli iğneler batsa da ayakkabılar dans etmeye devam etmiş. Yeter artık, çok yoruldum. Bundan sonra inatçı olmayacağım. Söz veriyorum. Ne olur durun ayakkabılar, durun. Karen tüm inatçılığından vazgeçeceğini söyledikten sonra kırmızı ayakkabılar ayağından fırlayıvermiş. Karen da yere düşmüş. Çünkü bacakları çok acıyormuş. Ancak kırmızı ayakkabılar hala dans ediyormuş. Karen yakınında bulduğu bir sopa yardımıyla ayağa kalkıp eve kadar acı çeke çeke yürümüş. Evini gördüğünde mutluluktan ağlamaya başlamış. Yaşlı kadın onu kapıda karşılamış. Birbirlerine sarılmışlar. Çok inatçı bir kızdım biliyorum. Ama artık öyle olmayacağıma söz veriyorum. Karen inatçılığından vazgeçtikten sonra artık her şey daha iyiye gitmeye başlamış. Bir gün hiç beklemediği bir anda kapı çalmış. Gelen genç ve yakışıklı lordmuş. Ah, güzel kız, dans gecesi sizi sarayda göremedim. Tüm şehirde sizi aradım. Karen genç ve yakışıklı lordu görünce sevinçten havalara uçmuş. O gün lord ve Karen'ın aşklarının başladığı gün olmuş. İnatçılığı geride bırakan Karen mutlu ve huzur dolu bir hayat yaşamış. Bir varmış bir yokmuş. Uzak diyarlarda bir baba ve iki genç kızı birlikte yaşarmış. Kızlardan biri çok çalışkan, diğeri ise çok tembelmiş. Kardeşim, biraz da sen çalışsan. Ben çok yoruldum. Ay, of, olmaz. Sen zaten yapıyorsun temizliği. Ben niye elimi kirleteyim ki durup dururken? Hı? Yaşlı babaları da kızları için çok çalışıyor ve çok yoruluyormuş. Bu aile akşamları biraz çorba, biraz da kuru ekmek yiyerek günlerini geçirirken yaşlı baba kızlarından bir istekte bulunmuş. Canım kızlarım, biliyorsunuz ikinizi de çok seviyorum. Artık büyüyüp koca birer kız oldunuz ve daha fazla sorumluluk almanın zamanı geldi. İkinizin de iş bulup çalışmasını istiyorum. Haklısın babacığım. Yarın uyanır uyanmaz kendime bir iş bulacağım. Peki ya sen kızım? Kardeşim gidip iş bulsun. Ben de ev işlerini yaparım babacığım. Yaşlı adam kızlarını bu kadar istekli görünce mutlu olmuş. Ertesi gün çalışkan kız iş bulmak için evden ayrılırken babası yanına gelmiş. Canım kızım, benden sana bir nasihat. Senden yardım isteyen birini asla geri çevirme. Her zaman çalışkan ol. İşini sev. Sana verilen işi en güzel, en doğru şekilde yap. Merak etme babacığım. Bu söylediklerini asla unutmayacağım. Çalışkan kız yola koyulmuş. Bu sırada ev işlerini yapacağını söyleyen tembel kız hiç çalışmıyormuş. Ev her geçen gün daha da dağılıyor, iyice kirleniyormuş. Çalışkan kız ise günlerdir yürüyor fakat etrafta hiç kimseyi göremiyormuş. Biraz sonra çalışkan kız hem dalları hem de kökleri kurumuş bir asma ağacı görmüş. Merhaba genç kız. Kuru dallarımı temizleyip köklerime biraz su verir misin? Bunun üzerine çalışkan kız ağacın tüm kuru dallarını avuçları yara bere olana dek temizlemiş, köklerini de kendi içme suyuyla sulamış. Teşekkür ederim genç kız. Ama şimdi senin hiç suyun kalmadı. Sorun değil. Yardıma ihtiyacın vardı ve sana yardım ettim. Ben biraz daha yürüyüp kendime su bulabilirim. Çalışkan kız yoluna devam etmiş. Az ileride her tarafı kırık ve çatlak içinde bir ocağa rastlamış. Hey genç kız, rica etsem beni eski halime geri getirir misin?
Çalışkan kız hemen yakınındaki çamurdan bir avuç alıp ocağın bütün çatlaklarına yama yapmış. Teşekkür ederim genç kız ama benim yüzümden üstün çok pislendi. Kıyafetler önemli değil. Senin yardıma ihtiyacın vardı ve ben de yardım ettim. Çalışkan kız yepyeni olan ocağı geride bırakıp yoluna devam etmiş. Biraz sonra karşısına sevimli bir kuzu çıkmış. Fakat kuzu baştan aşağı kapkara kömür gibiymiş. Merhaba genç kız. Yanlışlıkla kömürlüğe girdim ve pislendim. Beni şuradaki gölde yıkar mısın? Çalışkan kız kuzuyu göl kenarında bir güzel yıkamış. Kuzu eskisi gibi bembeyaz ve yumuşacık olmuş. Teşekkür ederim ama benim yüzümden sırılsıklam oldun. Senin yardıma ihtiyacın vardı ve ben de yardım ettim. Hem zaten çok kirlenmiştim. Şimdi daha temizim. Çalışkan kız yoluna devam etmiş. Hava karardığında karşısına çok güzel bir ev çıkmış. Burası yedi perinin yaşadığı bir evmiş. Çalışkan kız içeri girmiş. Merhaba. Evinize habersiz geldiğim için özür dilerim. Ben çalışmak için iş arayan genç bir kızım. İstersen burada çalışabilirsin genç kız. Evimizde tam 7 oda var. Her gün sadece 6 odayı temizleyeceksin. 7. odaya ise kesinlikle girmeyeceksin. Çalışkan kız bu işi kabul etmiş. Tam 1 yıl boyunca perilerin dediği gibi her gün sırayla 6 odayı temizlemiş. 7. odaya ise hiç girmemiş. Yeterince para kazandığında eve geri dönmek için perilerden izin istemiş. Elbette genç kız, evine dönebilirsin. Ancak gitmeden önce söyle bakalım. 7. odaya merak edip de neden hiç gitmedin? Babam ne olursa olsun verilen işi doğru yap derdi. Burada çalıştığım süre boyunca görevim yalnızca 6 odayı temizlemekti. Ve ben de öyle yaptım. Çünkü doğru olan buydu. Bu dürüstlüğünün ve çalışkanlığının karşısında sana bir ödül vermek istiyoruz. Hadi bizimle gel. Periler genç kızın 7. odaya girmesini istemişler. Kız içeri girdiğinde bir sürü gümüş ve altın para görmüş. Şimdi bu paraların içinde yuvarlan bakalım. Çünkü üzerine yapışanların hepsi senin olacak. Çalışkan kız paraların içinde bir sağa bir sola yuvarlanmış. Üzerine yapışan paralarla adeta bir yıldıza benzemiş. Ardından çalışkan kız eve dönmek için perilerin yanından ayrılmış. Yolda yıkadığı kuzuya rastlamış. Kuzunun üzeri incilerle kaplıymış. Bana yaptığın yardımı unutmadım genç kız. Al, istediğin kadar inci senin olsun. Çalışkan kız kuzuya teşekkür edip kollarını, boynunu incilerle kaplamış ve yoluna devam etmiş. Bu sefer de önceden tamir ettiği ocağa rastlamış. Bana yaptığın yardımı unutmadım genç kız. Al, sıcacık ekmeklerim, mis gibi keklerim senin olsun. Çalışkan kız ocağın verdiği ekmeklerden yiyip birazını da eve götürmek için yanına almış ve yoluna devam etmiş. Biraz ileride asma ağacını görmüş. Dalları üzümle kaplıymış. Gel genç kız. Bana yaptığın yardımı unutmadım. Al. Bütün üzüm suyum senin olsun. Çalışkan kız teşekkür edip asma ağacının yanından ayrılmış ve nihayet evine dönmüş. Kapıda babası ve tembel kız kardeşi karşılamış onu. Kızın bohçası altın ve incilerle doluymuş. Tembel kız kardeşinin bu kadar zengin olduğunu görünce çok kıskanmış. Of!
Şu paralara bak. Hemen zengin bir ailenin yanında iş bulmam lazım. Onda inci varsa ben de zümrüt olacak. Tembel kız babasına iş aramak için evden gideceğini söylemiş. Tamam kızım. Ama sen evde bile doğru düzgün iş yapamadın. Dışarıda nasıl iş bulacaksın? Tembel kız babası daha lafını bitirmeden kendini sokağa atmış. Gece gündüz yürümüş, yürümüş. Az ileride kuru dalları olan bir asma ağacına rastlamış. Ağaç kızdan yardım istemiş. Ay, bu güneşin altında seninle uğraşamam. Saçlarım bozulur. Bye. Tembel kız yoluna devam etmiş. Biraz sonra kırık ve çatlakları olan bir ocak görmüş. Ocak ondan yardım istemiş. Ay, şu incecik ve narin ellerimi senin için kirletemem. Ojelerim bozulur. Bye. Tembel kız ocağa da yardım etmemiş. Sonra karşısına kapkara kömür gibi bir kuzu çıkmış ve ondan kendisini yıkamasını istemiş. Ay, iğrenç. Çekil önümden pis şey. Tembel kız ayaklarını vura vura kaçmış oradan. Ve işte karşısına zengin bir ev çıkmış. Tembel kız bunu fırsat bilip evin sahipleri olan 7 periden iş istemiş. Baş peri de ondan 1 yıl kalıp sadece 6 odayı temizlemesini istemiş. Sakın unutma genç kız, 7. odaya ise kesinlikle girmeyeceksin. Tembel kız aylarca istemeye istemeye 6 odayı birden temizlemiş. Ancak günün birinde merakına yenik düşüp 7. odaya girmiş. İçeride altın ve gümüş para yerine arılar ve yarasalar varmış. Arılar tembel kızı öyle sokmuşlar ki her yeri kıpkırmızı yara olmuş. Canı çok yanmış. Kız hemen oracıktan ayrılıp eve doğru kaçmaya başlamış. Koştuğu sırada yardım isteğini geri çevirdiği kuzuyu görmüş. Kuzunun üzeri inciyle kaplıymış. Kız biraz inci almak için kuzuyu yakalamak istemiş ama kuzu ondan kaçmış. Kız yürümeye devam etmiş ve çok yorulmuş. O esnada yardım isteğini geri çevirdiği ocakla karşılaşmış. Ocağın üzerinde tazecik, sıcacık ekmekler varmış. Kız bir dilim ekmek almak isteyince ocak ateş püskürmüş ve kızın elleri kızarmış. Tembel kız oradan da koşarak uzaklaşınca az ileride yardım isteğini geri çevirdiği ağaca rastlamış. Ağacın dallarında salkım salkım üzüm varmış. Tembel kız biraz üzüm koparmak isteyince ağaç sağa eğilmiş. Kız koşa koşa sağ tarafa gitmiş ama ağaç bu sefer de sola eğilmiş. Oradan oraya koşmaktan yorulan tembel kız sonunda üzümlerden vazgeçmiş. Tam 2 gün durmadan yürümüş ve sonunda eve varmış. Babası ve kardeşi tembel kızın pis kıyafetler içinde ve yaralı şekilde eve döndüğünü görmüşler ve çok şaşırmışlar. Tembel kız büyük bir pişmanlıkla başına gelenleri anlatmış. Canım kardeşim, şimdi çalışkan olmanın ne kadar önemli olduğunu anlamışsındır. Unutma kızım, bu hayatta dürüst ve çalışkan olduğunda mutlaka ödüllendirilirsin. O günden sonra tembel kız bir daha aylaklık ve tembellik etmemiş.
İki kız kardeş hem çalışmış hem de ödüllendirilmiş. Bu küçük ailede ömürleri boyunca mutlu ve huzurlu günler yaşamış.